Evet arkadaşlar, şu an sizin için güzel bir yemek yapmaya geldik. Sizin için kuyu kebabı yapacağız. Ya arkadaş, kuyu kebabı yapacağım dedim. Biz arkada amele gibi kuyuyu kazıyoruz. Buraya geçmişsin. İşte hoş geldiniz bana filan. Al şunu. Geç, kaz kuyuyu. Abi bir bu saatten sonra mı kazacağım? Abi yetiştirsene. Abi yemeği sen yapıyorsun. Ben niye amele gibi arkada kuyu kazıyorum? Kamera arkasında yemek yemesini biliyorum ama. Haydi baba, güveniyorum sana. Alt tarafı bir kuyu kazacaksın. Şişko gel lan buraya. Ya Mustafa, eziyeti biz çekiyoruz. Videoyu bu yapıyor. Geziyor. Ya kazma kuyu. Kazacağız. Abi sizden bir cazık olmaz ya. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saat emek harcıyorum kuyuyu açmak için. Hadi Mustafa biraz daha kaz. Bir metre olması lazımmış. Evet, köylü abimiz sağ olsun bizim bu acı çekmemize dayanamadı. Balta ne lan bu? Abi hem kazma hem kürek. Hem kazma hem kürek. Vur davulcu davula. Yok yok Mustafa, fazla genişletme, üstünü kapatmayız. Ama bize geniş lazım değil. Baksana. Evet, kuyumuzu açtık. Fazla geniş olmadı ama zaten etimiz de fazla büyük değil. Dur. Dur lan, bu böyle girmez. Bunlar ateşi harlasın diye. Yak git. Başlasın. Yakacağız, dur. Büyük tahtalarla geçeyim. Onları atar içine. Bir alkış alabilir miyim? Alkış. Alkış mı? Tamam tamam. Olay budur. Kartonu onun üstüne atar sen. Evet. Yakın al Mustafa. Ateş harlanacak. Nasıl biz üstten destekleme kuvvet. Bak böyle küçük küçük at. Atabilirsin bunu da. Bunları attık. Şimdi de büyüklere bakacağız ki. Kalınlardan da at da köz olacak. Ateş çok güzel çıktı ha. Evet, yavaş yavaş Mustafa tuz versene. Etimizi hazırlamaya geçeceğiz. Ateşimiz hazır. Peki ne et hocam bu? Vallahi bilmiyorum abi. Komşularına göndermesi odur. Kurbanlık. Yapacak bir şey yok. Normalde tüm olur. Abi komşular, her bir komşu bir parça önermiş. Ne gidiyor oğlum? Tuz verdin mi? Bu sefer bıçağı ne yapacağız? Çok büyük olduğu için iki parça da biz mi yapacağız? Yine vefalıymış ya komşular. Sadece et, kemik yok. Baharat olarak ne kullanacağız? Serhat gibi dağ keçisi kullanmayacağız. Sadece tuz var. Oluyor mu? Tamam. Oluyor, oluyor. Aç bir daha, aç bir daha, aç bir daha. Aç. Bu şey. Lan nasıl pişmez? Of. Ay 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 ay. Açtın mı? Tamam. Dur şunu. Bir şey değil, sağlık. Çekelim. Lokmalar hazır baba. Bir şey yiyecek mi? Komşular sağ olsun. Aslında böyle direkt atışın içine atabilir. Köz hazır. Bunu ateşe değmemesi için katıyoruz et de. Bas üstüne elinle. Ayakla değil hocam. Söz sıkıntı yok. Bir şey katar mı? Heh, daha iyi oldu, daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Ortalığa tamam, iyidir. Şimdi sadece kuyuyu kapatma kaldı. Üstünü kapatıp toprakla altta pişmesini bekleyeceğiz de. Bir dakika nasip. Şu ateş pişmesi gerçi kapanınca şey olur da. O sıkıntı yok, ona sıkıntı yok, ona sıkıntı yok. Ona sıkıntı yok. Ona sıkıntı yok. Şimdi abi bunu kapatmamız lazım. Bas. Gerek yok mu? Yok yok. Var da. O
Oluyor ki yaşa. Neyi? Bence bunu ikiye bölek. Nasıl ikiye bölek? Kuyuyu kazdık. Evet. Üstünü örttük. İnşallah yarın sabah geleceğiz. Normalde dedik bir gün kalsa daha güzel olur da. Allah'ımı seversen. He. Sonra dedik ki biri içine düşer ne bileyim. Sen ikide bir burada geçin. Mahvolur. Bu normalde mesela 2-3 gün bırakan da var kuyunun içinde. Allah Allah. Nasıl bozulmuyor mu dedin? Folyo var ya, folyoya sardık. Yani ateşi görmüyor. Ya reis, bu kuyu kebabını yaparken yorulmadın değil mi? Yoruldum, nasıl yorulmadım ya? Aman ha, sen bize lazımsın. Of. Sen onu yaparken ben de kenarda otururken yanlışlıkla elimi kestim. Oğlum gidip ağaçlarla oynarsan tabii elini keseceksin, Allah Allah. Dönükken iki kürek sallayınca elini vurmadın. Mustafa da öyle, kenara geçmiş oturmuş seni izliyor. Abi zaten siz sadece yiyici takımısınız, başka bir şey yok. Sadece yemek pişmiş mi, hazır mı reis, yok yemek hazır mı? Masaj yapabilir miyim sana? Arkadaşlar yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Bir saat daha beklememiz lazım. Etlerin yumuşak olması için. Allah şimdiden komşularımıza tekrar zeval vermesin ki seneye bir daha kesip göndersinler. Arkadaşlar 2 saat dolmadı ama yağmur yağmaya başladı. Zaten 1 saat 40 dakika oldu. Aç kapıyı Veysel Efendi. Tahtayı ver. Başaramadık abi, yapacak bir şey yok. En azından yanmadık. Ben sana dedim, ateş çok uçurması lazım. Bunu dedim. Ciğer mi lan bu? Yok ben ha. Dedim ama şimdi ötümüzü alacağım. Şurak yavaş elimizi mi yiyeceksin sen de? Abi şöyle... Abi çiğ yeme lan. Çiğ. Olmaz abi. Valla çiğ. Nasıl? Haşlanmış gibi olmuş. Senden kırma olmaz oğlum, bunu anladık. Nasıl böyle? İyi. Sen şey... Evet abi, düşüncelerini alalım. Valla hoşuma gitmedi. Bugün de abi bunu yemediği için bu gece yatamayacağım. Niye olmadı biliyor musun bu? Kömür çok uçurulması lazım bunda. Ya benim bildiğim kadarıyla. Bir de çabuk açtık. Normalde 3-4 saat beklesek ne olur? Abi, kömür çok uçurmam. Yok abi, o kolot değil abi. Az bu, pişmiş abi. Abi kanlı kanlı. Daha hep üstüne duruyor. Baksana ya. Şunu kes bana reis bir. Tam iki beşten Salih. Bir dakika dur. Bu böyle olmayacak abi ya. Bir de ırktan sos yapmamış içine. Bu et soslanmaz zaten ya. Bir dakika olur mu ya? Hiç. Sakız gibi olmuş. Senin sözün dedik. Biz direkt bunu ateşin içine atsaydık pişerdi. İki saat de bitemezdi. Abi kandılar. Lan direkt dedim ateşin içine atak, yok demir katak, yok kışını kapatak, yok şunu yapmak. Ateşe değmez. Yok lütfen. Şey, folyoda hiçbir şey olmaz zaten. Yok bir şey olmazdı. Folyoda. Kendi kendine tipe gidiyor. Abi siz ne demek istiyorsunuz? Valla ben görmedim, bakmadım şu an. Salih, yakından Salih. Ben... Üstüne ateş atmanız gerekti yalnız bunu. Yıkarız ya. Yıkar ya. Tamam su dök. Üstüne ateş atılması gerekti. Ben yine gülmeye devam ediyorum. Tek tesellin yanmadı. Ya ben sana vardı çok uçturması lazım buna dedim. Kömür. Bunlar dedi ki şey bu olur. Abi üstüne hayır üstüne kömür atacak. Bunlar sağda kapatmış. Üstüne köz atacak abi, da alttan üstüne köz şey... yakacaktı bunlar. Üstüne bunu koyacaktı. Tamam mı? Bugün de ekmeğe kaldık. Çok şükür. Ben. Abi çok şükür bugün de ekmeğe. Abi bıraksın ne mi bu yemek işlerini? Yapamıyor. Çünkü kömür çok uçurmaz dedim. Ben orada şey yakın dedim. Ben aslında tahta vardım. Onu iyice yakın dedim. Bahçıvanlık. Kapadık üstüne dedim. Bak olurdu bu. Çok. Ama canım, ama tesellimiz var. Bunun kömür yok şimdi. Abi, tesellimiz var. Şey et mühürlendi. Şu an pişmeye hazır. Son durum ne? Arkadaşlar öyle fazla macera gerek yok. Evinizde kavurmanızı yapın. Biz o rezilliği çektik, siz çekmeyin. Atabildiğiniz kadar dikstak atın. Yapamadık, başaramadık yani. Herkes dikstak mı atsın? Ya yapamadık, başaramadık. Yani beğenin derse garip olur. Vallahi ayıp olur. Hangi yüzle beğenileceksin? Onu söyle bana. Hadi çabuk yap da yiyelim. Vallahi billahi ya.